Eski bir mesleği yaşatmaya çalışan bir usta. Sepet örerek geçimini sağlayan Sebahattin Bayır, ailesinde bu işi yapan üçüncü kuşak. Sebahattin Bayır ismim. Ben 59 yaşındayım. Sepetçiyim. Üçüncü kuşakım. Rahmetli babamdan öğrendim. O da babasından öğrendim. Buraya kadar geldik. İstanbul'un köylerinde hep sepet yapardık biz. İstanbul'un köyleri bitti yani artık. Her taraf şehirleşti. Ama şimdi tabii doğal ürünler pazarında yapıyorum sepet. Soğan için, balkon sepeti için gene ihtiyaçlar oluyor yani. Zamana yenilmeyen bir zanaat. O da binlerce yıllık bu el sanatını unutturmamaya çalışan bir sepet örücüsü. Ben çocukken çok seviyordum bu mesleği. Babamın yanından ayrılmazdım. Babam yapıyordu, ben onu böyle bakardım ona. Oğlum diyor, bu iş diyor söylemekle olmaz, görerek öğrenirsin. Ben nasıl yapıyorum aynısını diyor uygula, yaparsın yani. Herkesin de bir yapacağı bir iş değil. Sabır isteyen bir meslek. Çok sabır ister bir mesleği. Artık çok seveceksin. Sevmedin mi yapamazsın. Çok seviyorum o mesleğimi kardeşim. Pazara gidiyorum. Sattığım günler oluyor, satmadığım günler oluyor. Beş çocuğumu büyüttüm sepet yaparak. Hepsi evlendi. Bak askerliklerini yaptı. Kanımın son damlasına kadar, nefesimin son damlasına kadar Allah bana ömür verdikti müddetçe yapmaya devam edeceğim. Şile'nin Ahmetli köyünde yaşayan Sebahattin Usta ördüğü sepetleri Şile Yeryüzü Pazarı'nda satıyor. Bu sepetler kardeşim benim kestane, fındık, esas sepet zaten bunlardan yapılır. En sağlam sepet fındık sepetidir. Fındık sepeti çok dağılır, kestane sepeti çok dağılır. Eskiden mesela büyük sepetler yapardık. Öküz arabalarına koyarlardı harmanlardan, saman taşırdı. O böyle büyük sepetler yapardı. Şu anda gene onları yaparım da onlara yani talep yok şu anda. Sepet örücülüğü de kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin arasında. Sabahattin Usta'nın isteği ise bu mesleğin unutulmaması. Çok merak edenler var. Mesela orta yaşlı olanlar biliyor ama tabii ki şimdiki yeni yetişen gençler şöyle bir bakın sepet böyle mi oluyor diyorlar. Çok hani böyle ilgilenen çok oluyor. Geliyorlar bakıyorlar. Birilerine öğretmek istiyorum. El sanatları denen bir şey var. Ben bilmiyordum bu el sanatlarını. Ama daha yeni yeni öğrendim el sanatları varmış. Orada kurs görüyorlarmış. Ben de kurs vermek isterim yani. İlgililere de buradan sesimi duyurmak istiyorum. Karşılık beklemeden sevmenin adıdır vatan. Sabahattin Usta için de bu böyle. Allah razı olsun devletimizden, askeriyemizden. Ben askerlikte öğrendim okumayı yazmayı. Okula bırakmadılar bizi kardeşim. Okula okula. O kadar ki dışlanıyordum. Ya roman çocuğuz tamam kardeşim. Ne olacak öyle? Romansak romanız babam. Cenab-ı Allah bizi böyle yarattı. Ama şükürler olsun bugünlerimize de. Türkiye Cumhuriyeti'nin ben vatandaşıyım. Askerliğimi yaptım. 18 ay askerlik yaptım. Hiçbir mükafatım yoktu. Her şeyi askerlikte öğrendim. Burada da asker arkadaşlarıma, beni tanıyan kişilere onlar buradan da selam olsun. Allah milletimize, devletimize, kardeşlerimize, Türk milletine Allah dayanı tasa değdirmesin kurban olsun Allah'a.